Kadir Haftası. Hayır, ülke içinde, bu kent içinde kullanmıyorum bu ifadeyi. Partiler, daha çok da adaylar için kullanıyorum. Allah'a şükürler olsun bu ülkenin de, bu kentin de kaderi şahıslarla kaim değildir. Türk'ün ezelden ebede, tarihi yürüyüşünde asıl olan milletin kendisidir, şahıslar değil. Anket destağı başladı. Adresi belirsiz ve sorumsuz kimi sosyal medya hesaplarının dışında artık künyesinde sahibi ve sorumlusu yer alan hiçbir yayın organında anket yayınlanmıyor. Hoş, yasak başlamadan da dönüp baktığım yoktu profesyonel algı yönlendiricilerinin yalan ve yanlışlarına. İstatistik yayınlamayacağım ama kanaat belirleyeceğim bu son haftaya girerken. Tartışılan ve tartışılmayan ilçeler var. Örnek olarak söylemek gerekirse Vezirköprü, Havza, Asarcık, Çarşamba, 19 Mayıs ve daha birkaç ilçe tartışılmıyor. Ama tartışılanlar da her zamankinden daha fazla. Tartışılan 4-5 ilçe tarafların bu son haftayı doğru kullanıp kullanmalarına bağlı olarak birkaç puan farkla el değiştirebilir. Hata yapıp ya da yapmamak tamamen kendilerine ve ekiplerine bağlı. Bir hafta kaldı. Herkesin saçının önüne dökülmesini. Onlar da görecek, biz de göreceğiz. Kimin saçı ak, kimin saçı siyah. Festivaller kenti Samsun. Eskiler her boyayı boyadık, kan kırmızı kaldı derdi. Adayların projelerini dinleyince ben de her derdimiz bitti, festival kaldı diyorum. Sakın kültüre, sanata ve bunların adam gibi sergilendiği festivallere karşı olduğum sanılmasın. Benim anlamadığım doğusundan batısına, kentte hemen her adayın her işi gücü bir kenara bırakıp festivallere soyunması. Hem Büyükşehir Belediye Başkan adayı festival vaat ediyor, hem de o adayın partilisi ilçe belediye başkan adayları. O parti bu parti hiç fark etmiyor. Şaşkınlığım büyük, nasıl olmasın ki? Kim kazanırsa kazansın, eğer verilen sözler tutulacaksa bu kent sadece bu ülkenin değil, tüm Karadeniz çanağının tüm festivallerine ev sahipliği yapabilir. Meydan ne diyor? Önceki gün Samsun'un ustası Erhan Usta'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük mitingine gittim. Meydanın içinden, dışından, kürsünün uzağından, yakınında ortamı gözlemledim. Yağmur ve soğuk tahmin ve değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Usta bir ekip Cumhuriyet Meydanı'nın alanını kalabalığı çok gösterecek tarzda akıllıca küçültmüş. Buna rağmen meydan, önlerdeki sıkılık bir kenara bırakılırsa oldukça seyrekti. Yağmuru mazeret gösterirlerse hiç itiraz etmem. Başta da dediğim gibi bu hava koşullarında meydan hakkında konuşmak pek sağlıklı olmaz. Erhan Usta oldukça iddialı. Samsun'un ustası sloganı da bunun bir göstergesi. Başındaki papağı, sırtındaki gocuğu ve de duruşuyla da bir Kuvayi Milliye askeriydi sanki. Zaten 1919'dan 100 yıl sonra 2019 vurgusu bir çağrışım sembolüydü. Ayrıca sağındaki ve solundaki eşi ve iki kızıyla da muhafazakar oylara işaret veriyordu.